baksan demiş ya, pavyonda parayı, tarla parasını yiyip harcayan tiplerden. Canınız sağ olsun, sıkıntı yok, öyleyiz. Arkadaşlar birazdan yarış var. Biz milliyetçi adamız, Türkiye'ye gittiğiniz zaman milletimizden, vatanımızdan soğutuyorlar. Eyfel Kulesi önünde Tofaş arabasında Ankara havası çalıp oynayan Koran'la birlikteyim. Bunu neden yaptın bize? Senin yüzünden Avrupa Birliği'ne giremiyoruz. Evet, öyle eleştiriler geliyor ya. O konuya geleceğim. Koran Türkiye'den Fransa'ya 20 yıl önce geldi. 6 tane otomobili var burada. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Biz aşk şehrine aşklarımızı getirdik Türkiye'den. Nasıl? Bunlar benim yavrularım ya. Güzelliğe bakar mısın? Hacı Murat, 131, Tofaş. Babamın Hacı Murat vardı her zaman. Bağda, bahçede, içinde çok uyuduk. Ondan sonra 131 almıştı. Lise yıllarında Şahin'im vardı, tesisatlı. Çocukluk, gençlik, ergenlik, hepsi, bütün anılar, hepsi birlikte birleşti işte. Türkiye kokusu var hepsinin içinde. Ürgüp Ticaret Meslek Lisesi'ni okudum. Oradan Niğde Üniversitesi Muhasebe bölümünü 2 sene bitirdim. Oradan Sorbonne Üniversitesi'ne geldim. Fransız Türk Edebiyatı dil öğrenimi yaptım ilk başta. Zaten kafamda da dedim 7 sene okuyacağım da Fransa'da zaten kalmaya gelmiştim. Okuldan ayrıldım, çalışmaya başladım. 19 yaşında geliyorsun, aile yok, hiçbir şey yok. 10 sene 7 üzeri 7 çalıştım mesela. Sabah 7, gece 3 ekstra yapıyordum, başka yerlerde çalışıyordum. Cappuccino. Değişik bir karizmamız var yani şimdi, bıyık olsun falan filan. Bu yabancılarda fazla alışılmış gelen bir şey değil. Yani bakınca böyle bazıları biraz hemen ilk görüşte ya seviyorlar ya hiç sevmiyorlar, itici geliyorum. Abi tabii ki biraz sohbet muhabbet olduktan sonra sevilmeyecek bir tarafımız yok yani, sonuçta dürüst, namuslu bir çocuğuz yani. Millet diye bak bak, şeye bak diyor, aptala bak diyor, Avrupa'ya diyor, kafası mı çalışmıyor diyor bunun diyor, arabayı götürmüş veya kendi gitmiş diyor, ne işi var onun orada diyor. Ne var yani, sen İstanbul'da dünyanın İtalyan arabalarını, Alman arabalarına dünyaca para verip getiriyorsun, oradaki lüks restoranların, barların önüne park ediyorsunuz, arabacıya veriyorsunuz. Biz kendi arabamızı bir tane var, 10 tane yapsaydınız da başka güzel getirseydik. Şimdi tok kısmet olur, toku getiririz inşallah, Allah kısmet eder. Kendi vatanımızın arabasını getirek dedik, yani kendi Türk plakamızla getirek. Yani bunu bile kötü anlama çekip arkamızdan kötü yorum yapanlar var yani. Selam veren veren. Oradan beri senin bu araban da alla geldi. Dövüşçüye benziyor bunu. Dövüşçü. No. Ne güzel yaradın. Kardeş, kardeş no. Evet. Tofaş. Tofaş, Tofaş. Kendi gelenek ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz ama tabii ki entegre olmak çok önemli. Ben tabii %100 olamasak da, olamayız tabii ki. Fransa'ya entegre olduğunu düşünüyorum yani. Zaten de entegre olmak zorundayız yani, kendimizi yetiştirmek zorundayız. Burada insanlar, başkaları niye desin ya, bak şu adama bak, gelmiş oradan aynı oradaki gibi yaşıyor. Yok, öyle olmaz yani. Nerede yaşıyorsan oraya ayak uydurulmak lazım. Bazen annem falan kavga ettiğimiz zaman sen iyice Fransız olmuşsun diyorlar. Ooo, İstanbul'dan tatile. Partili misiniz? Aman bir zaman ona söyle. Aman aman aman. Abi aman. Aman yakma bizi, yakma bizi. Yakma. Hayır, birisi mi oldu? Allah kalak. Instagram hesabını yaz, etiketle beni. Türk her yerde. Her yerde, her yerde. Abi en büyük. Tur Eyfel'imiz burada. Evet. Verelim mi müziğimizi? Avrupa Birliği'ne belki ileride bir saatte, şu anda kimse Avrupa Birliği'ne bizi kabul etmez tabii ki. Arabanın yüzünden diyelim artık. Hacı Murat 131 Şahin'i getirdik ya, o yüzden Avrupa Birliği'ne bizi kabul etmiyorlar. Öyle ana avrat küfür etme şu bu falan filan, delikanlı adama yakışmaz böyle şeyler. Veya başka bir bayan da olsa yani, sadece erkeklere de konuşmuyoruz. Kadın erkek eşittir. Adam diyor hiç işi gücü yok diyor. Aynı diyor Ankara'nın kroları gibi, Nevşehir'in kroları gibi. Ne alakası var? İlla yer Şahin'e bilen kro mu diyor? Bir ambulans var, ona geçit verelim. Nasıl yapıyoruz ekstürdü? Telekomanda var, basıyoruz. Kapatıyoruz.
Koran'la birlikte Young Timers Festivali'ne geldik. Paris'e yaklaşık 30 dakika mesafede merkezine. Burada 80'lerden 90'lardan araçlar var. Dünyanın her yerinden araçlar. Buraya gelip bir gösteri yapıyor. Biz de birazdan ona katılacağız. Festivali de Türkiye. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Tofaş arabamızla bakabilirsiniz. Her türlü araba var. Burada tek Türk arabası biziz. Hayatında zaten hiç görmemişler. Herkes bizi yiyecek gibi bakıyor. Biz insanlar teşekkür ediyor. Böyle beraber ilk defa görüyoruz. Teşekkürler diye bize tanıttığın için. Ne kadar kibarlar. Bizimkiler daha önce çoban diyor. Yok diyor tarlayı satıp kazinoda parası yiyen tiplere benziyorlar. Yani herkes işine baksın kardeşim. Babamızın yağına suyuna bakıyoruz arkadaşlar. Birazdan yarış var. Burada çok ünlü bir parad yarışı. Türkiye'yi temsil ediyoruz yani Tofaş arabamızla. Şimdi Allah ne verdiyse bombardıman yapacağız yani. Allah Allah Allah, Osmanlı'nın yaptığı gibi durmak yok. Saldırmaya devam. Kayıyor yani artık aşağı, kendiliğinden iniyor araba. Şahin'e bunu yapamaz demesinler yani. Tekerlerimiz de kalın. İyi tuttu maşallah. Şimdi buradakilerin hepsi tabii araba hastası, egzoz hastası. Bu çocukluktan gelen bir hastalık yani, illa tofaşçı olmak yani serseri kro bilmem şu bu falan olmak değil yani. Kroyuz ama diyor, tofaş bizde. Şimdi en kötü bilemediğin tofaş 200 milyardan başlıyor. Yani daha bundan 10 sene sonra kimse alamaz yani kolay kolay. Daha da artacak. Arabalarımızın kıymetini bilelim arkadaşlar. Araba gördüğünüz gibi modifiye. BBS, krom jantlar, işte arabanın yere basık olması, içindeki tesisat, camların siyah olması, egzozu olması falan filan, bunların hepsi tabii ki bir etken. Bunlar insanların çok dikkatini çekiyor. Geçen burada tesisatta bir sıkıntı vardı. Götürdüm buradaki Paris'in en büyük tesisatçısı. Adam tesisatı görünce ağzı açık izledi. Ben buna dokunamam dedi. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Restorantıma yönetmenler geldi yemek yemeye. Ondan sonra içini çok beğendikleri için burada film çekebilir miyiz dediler. Tabii ki dedim. O zaman da figüranlardan falan gelmeyenler olmuş. Bir tane kağıt okuttular kamera arkasından. Çok beğendiler. Birinci seferde tamam oldu dediler. Ondan sonra bütün filmi oynadım tabii ki. Adam öldür beni. Ne verecekler baba. Tipe bak. Bizim millet çok farklı bir şey. Avrupa'dan geldiğinizi bilince 2 aylık tamir 5 ay sürdü. 5 milyarlık tesisatı 15 milyara diye bize kazıklamışlar. Yani biz Avrupa'dayız ya, şimdi parayı sokaktan süpürüyoruz. Topluyoruz yani. Abi dedik Avrupa'ya gidiyoruz yani, sürerek gideceğiz. Her şeyini yapın. Ya daha İstanbul'a gelmedik, araba debriyaj kablosu kopacaktı. Götürdüm, adam çıkardı hep eski, değiştirmemişler. Adam dedi yağını bile değiştirmemişler. Döşemeciden, boyacıdan, paspaslara kadar orijinal parası aldı bizden. Hiçbirini de orijinal takmamış yani. Benzin depo kapağını birinci gün açamadım ya yolda. Bu arabayı doldurmuşlar benzinini, kapatmışlar, yolda açamadım ya. Kırmak zorunda kaldık, gittim başka bir tane aldım. Ama bunlar çıkar yani, ben sana diyorum yani. Allah'a havale ederim yani. Yemenimiz de var ya. Kapadokya yemenimiz. Havalimanında geliyorsun, pasaport kontrolü, oradaki memur beyler yani bir hava bir şey, tamam hepsi canımız ciğerimiz bizim için yani, çok severiz yani, bizim için her şeydir. Ama %80 kötü davranış oluyor yani, pasaport lütfen, böyle bir yani soğuk davranış bir şey, buyurun geç bilmem ne, polis durduruyor mesela, trafik polisi, kimlik, ehliyet yani, bir
merhabalar, hoş geldiniz. Mesela pasaport kontrolünde. Nasıl geçti yolculuğunuz? Avrupa'da hayat nasıl? Tabii ki diyeceksiniz, herkese mi aynı şeyler söyledim? Ya hızlı bir şekilde olabilir. Burada bağrımızdan hemşeri yaşatıyoruz. Dekorasyon olarak da Kapadokya tarzı yaptım. Hayatımızı burada kurduk şu anda. Devam ediyoruz. Belki ileride kısmet olursa neden olmasın. Kendi vatanımız, milletimiz yani. Çok görüşürüz. Allah hayır. İnşallah restoranda görüşürüz.